Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda polinomlarda bölmesiz kalan bulma konusunu ele alacağız. Ve bu konuyu alt başlıklar altında inceleyerek bir ders anlatımı gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk başlığımız bir polinomun x eksi a birinci dereceden polinomuna bölümünden kalanı bulmayı ele alacak. Şimdi hatırlayacak olursak eğer px polinomumuz bir qx polinomuna bölünüyorsa, yani burada qx'imiz x eksi a, o durumda ne oluyordu? Bir bölüm polinomu çarpı bölen polinom artı kalan polinom. Şimdi kalan polinomun derecesi ne olmak durumundaydı? Bölen polinomun derecesinden küçük olmak durumundaydı. Ve burada bölen polinomumuz birinci dereceden olduğu için kalan polinomumuz sıfırıncı dereceden, yani sabit bir polinom olacak. Yani biz burada kx yerine bir k sayısı yazabiliriz. Ve burada aradığımız şey kalan olarak ne? K. Peki iki tarafta x yerine a verirsek ne olur? PA eşittir BA. A eksi A artı K olur değil mi? Buradan burası gider A eksi A'dan dolayı ve ne kalır? K. Demek ki x eksi A'dan x eksi A'ya bölümünden kalanı bulmak için ne yapmak gerekiyor bir polinomda? X yerine A vermek gerekiyor. Yani PA bize kalanı veriyor. Şimdi bunu bir kutu içerisine alalım ve bir örnek inceleyelim. Şimdi ilk örneğimiz bu başlığa ait olacak. Polinomumuz px eşittir 2x üzeri 4 artı 5x kare artı 3x eksi 11 polinomunun x eksi 1'e bölümünden kalan. Burada x eksi 1 formatını yukarıdaki formatla eşleştirecek olursak a burada 1 oluyor. Demek ki bizim aradığımız şey ne? P1. P1 de burada ne? 2 artı 5 artı 3 eksi 11. Yani eksi 1. Demek ki px polinomunun x eksi 1'e bölümünden kalan ne olacakmış? Bu durumda eksi 1 olacakmış. Ve px polinomu nasıl bir formda olacak? Burada bir üçüncü dereceden polinom a x küp artı b x kare artı c x artı d ve x eksi 1, bir de kalan polinom eksi 1. Yani üçüncü dereceden bir bölüm polinomu çarpı x eksi 1 eksi 1 formatında yazabiliyor olacağız. Şimdi ikinci durum olan bir x eksi a çarpı x eksi b formatındaki ikinci dereceden bir polinoma bölümünden kalanı inceleyelim. Yani formatımız şu. Bu sefer px polinomunun x eksi a x eksi b ikinci dereceden polinomuna bölümünden kalan. Şimdi burada px polinomumuz yine ne olacak? Bir bölüm polinomu çarpı bölen polinom artı kx polinomu olacak değil mi? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey, burada ikinci dereceden bir polinoma bölüyoruz. O durumda kalan polinomumuzun derecesi bölen polinomun derecesinden küçük olacağından birinci veya sıfırıncı dereceden bir polinom olacak. Ve o yüzden bunun formatı ne olacak? Mx artı n formunda olacak. Yine burada n ve n reel sayı, a, b reel sayı. Mx artı n formunda olacak. Eğer m sıfır çıkarsa
polinomumuz sabit polinom. Eğer m sıfırdan farklı çıkarsa da kalan polinomumuz birinci dereceden bir polinom olacak. Şimdi bu durumda bizim n ve n'i bulmamız lazım. Şimdi px polinomunda x yerine a yazacak olursak burada ba, a eksi a eksi b artı ka, yani ma artı n elde edeceğiz. Ve dikkat ederseniz a eksi a'dan dolayı burası sıfırlanacak değil mi? Aynı şekilde pb yapacak olursak b polinomunun b'deki değeri b eksi a b eksi b artı mb artı n elde edeceğiz. Eğer şurayı görecek olursak burada da yine bir gidiyor. Ve mb artı n elde ediyoruz. Demek ki burada iki tane birinci dereceden denklem elde ediyoruz. Yani ma artı n eşittir pa ve mb artı n eşittir pb şeklinde iki denklem elde ediyoruz. Bu denklemleri çözerek m ve n'i bulduktan sonra kalan polinomumuzu bulabiliriz. Hemen bir örnek inceleyelim. Örneğimiz şu. Şöyle şurayı bir ayıralım. Bir px polinomumuz var. Px polinomu 2x üzeri 4 artı 5x kare artı 3x eksi 11 polinomu. Ve biz bunun x eksi 1 x artı 2'ye bölümünden kalanını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi yukarıda ne dedik? Şimdi formatımızı tekrar yazalım. Ne olacak? Px eşittir bir bölüm polinomu çarpı x eksi 1 x artı 2 artı mx artı n olacak. Burada x yerine 1 verirsek yukarıdaki anlatımdan hatırlayacak olursak ne olacak? Burası gidecek. X yerine 1 verdiğimiz için buradan m artı n gelecek. Ve px polinomunda 1 verdiğimizde ise 2 artı 5 artı 3 eksi 11'den eksi 1 gelecek. X eksi b formatında burada düşünecek olursak b eksi 2. Eksi 2 yerine verdiğimizde bu sefer eksi 2 artı 2'den burası gidecek ve ne elde edeceğiz? Eksi 2m artı n elde edeceğiz. Polinomda yerine koyacak olursak 2 çarpı eksi 2'nin dördüncü kuvveti 2 çarpı eksi 2'nin dördüncü kuvveti eşittir 32 edecek. 5 çarpı eksi 2'nin ikinci kuvveti 20 edecek. Eksi 6 eksi 11'den 35 gelecek. Demek ki m artı n eksi 1 eksi 2m artı n ise 35. Bu durumda şurada çıkarma işlemi uygulayacak olursak n'ler birbirini götürecek. Ne gelecek buradan? 3m eksi 1 eksi 35'ten eksi 36 m eşittir eksi 12 geldi arkadaşlar. M eksi 12 ise bu durumda n'in ne olması lazım? 11 olması lazım ki eksi 12 artı 11 eksi 1'i versin. Demek ki n neymiş? 11. Bu durumda kalan polinomumuz kx polinomumuz neymiş? Eksi 12x artı 11 birinci dereceden polinomu. Şimdi üçüncü alt konu başlığımıza geçelim. Ama önce tahtamızda yer açalım burayı anlatabilmek için. Üçüncü konu başlığımız Px polinomunun x üzeri n eksi a ile bölümünden kalan. Şimdi burada yapmamız gereken, eğer polinom ifadesini hatırlayacak olursak, px eşittir bx çarpı x üzeri n eksi a artı kx olacak.
Şimdi burada bu ifadenin gidebilmesi için x üzerinin a'ya eşit olması lazım. Kx polinomu en eksi birinci dereceden olmak durumunda, çünkü bölen polinomun derecesinden, yani daha küçük olacak, pardon, en eksi birinci dereceden değil, en eksi birinci derece ve y eşit ve ondan küçük olması gerekiyor. Yani n'inci dereceden küçük olması gerekiyor Kx polinomun derecesi. Şimdi o ifadede hiç x üzeri n olmayacağı için x üzeri n'e a desek bile orada herhangi bir etkide bulunmayacak. Ama x üzeri n'e a dediğimizde bu kısım tamamen gidecek. Yani bu tarz soruların çözümünde x üzeri n eşittir a deyip n eksi birinci dereceye küçük eşit bir polinom elde edene kadar devam edeceğiz. Hemen bir örnekle bunu anlayalım. Sorumuz şöyle. Px eşittir 2x üzeri 6 artı x üzeri 4 artı 3x küp eksi x eksi 5 polinomunun x kare artı 1 ile bölümünden kalan. Şimdi px ne olacak? Bir bölüm polinomu çarpı x kare artı 1 artı, burada bir ikinci dereceden polinom olduğu için burada da en fazla birinci dereceden bir polinom olacak. Onu kx'e belirtelim. Yani mx artı n formatında olur. Farklı bir formatta olur. Çünkü burada dördüncü dereceden olsaydı belki burada üçüncü dereceden olacaktı. O yüzden kx olarak bırakmakta fayda var. Şimdi burada ne yapacağız? X kare eşittir eksi 1 diyeceğiz. Px polinomunda x kare eşittir eksi 1 diyeceğiz. Px polinomunu bir yazalım. Px polinomu neydi? 2x üzeri 6 değil mi? Bu da ne? 2 x karenin 3. kuvveti artı x karenin karesi artı 3x çarpı x kare eksi x eksi 5'ti değil mi? Şimdi x kare yerine eksi 1 yazacağız. X kare yerine eksi 1 yazacak olursak kx elde edeceğiz. Bu durumda kx ne olacak? Kx eşittir 2 eksi 1'in kübü artı eksi 1'in karesi artı 3x çarpı eksi 1 eksi x eksi 5. Buradan elde ettiğimiz şey ne? Eksi 2 artı 1 eksi 3x eksi x eksi 5. Demek ki kx polinomumuz neymiş? Eksi 4x eksi 6 birinci dereceden polinomuymuş. Şimdi diyelim biz bu ilk basamakta x kareleri koyduk. Tekrar burada bir x kare elde ettik. Yine aynı şekilde eksi 1 koymaya devam edeceğiz. Ta ki x kareli ifade kalmayana kadar ya da x karenin derecesinden fazla olan bir ifade kalmayana kadar. X kare eksi 1 demeye devam edeceğiz. Ve burada öyle bir şey olmadı ama bazı sorularda olabiliyor. Ona dikkat etmek gerek. Burada x kareye eksi 1 dedik. Ve bu birinci dereceden polinom elde ettik. Kalan polinomumuz eksi 4x eksi 6'ymış bu soru için. Hocamdan Dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.